Konya maçında oynayabilir durumda. İşin açıkçası Konya maçında oynamak için bir stoper daha aldık. Ama şu anda açıklamıyoruz. İnşallah akşama veya yarın sabah açıklarız. Bizim dediğim gibi sol stoper, bir de libero, tekrar Diakın veya Abdullah'ın, çünkü orta sahada bir kadro yapılanması var. İnşallah bugün stoper en geç yarın netleşir diye düşünüyoruz. İşin açıkçası ipucunu verdik. Şu anda sağlık kontrolünde. Ama biz her şey emin olmadan isim vermiyoruz. Çünkü genel prensibimiz bu. İnşallah bir de ön libero ile ilgili bağlantımız var. Ondan da haber bekliyoruz. Geldi mi başkan? Daha gelmedi o. İnşallah bu hafta Konya maçını yetiştirmeye çalışıyoruz. Geldi mi? Geldi. Yok, değil. Şimdi başarı durup dururken olmuyor. Ben de şimdiden sezon başladığında inşallah daha geniş bir basın toplantısında davet edeyim. Şimdi 19 Mayıs'ta da 45 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip bir stad. Türkiye'nin en iyi stadı. Hatta dünyanın sayılı stadlarından biri yapılıyor projesini bildiğim için. Artı 5 bin de artabilir, ilave edilebilir. Ben de şimdiden Ankara'yı bütün dinamiklerini harekete geçmesini ve 19 Mayıs stadının bütün kombinelerinin şimdiden satımı ile ilgili kampanya başlatmayı düşünüyoruz ve herkesin bu kampanya destek olmasını istiyoruz. 85 milyon pound Arsenal'in kombineden yıllık geliri. 47 milyon pound dizayn forması. Bugün biz işte ekoiklim zirvesini çalıştıracak bir forma üretti. Bu bir dizayn forması. Onun satışında Arsenal kombinesi 47 milyon pound satış yapmış bugün. Şu anda 3000 küsür. Satılır. Biraz şöyle bekliyor. Bakın. Şöyle bir indirim olacak. Bakın. Şöyle bir beklenti içinde. Camia bunu alıştırmış. Bak siz bile basın mensubu Ankara izliyorsunuz. Benim bu söylediğimi ütopik buluyorsunuz. Niye biz Arsenal değil? Biz niye Arsenal olmayalım? Biz niye Barcelona olmayalım? Bir dakika. Her sene adamlar şampiyonlar. Bir dakika ama işte zaten olmak için dert edinmek lazım. Olmak için bir şeyden başlamak lazım. Ben 2 yıl sonrasını stadın kombinesinin hazırlıklarını bugünden yapmak istiyorum yani. Maalesef biz çok bu kültüre haiz değiliz. Diyoruz ki bakın şu bir gerçek. Eğer kulüpler, özellikle camia kulüpleri kitlelere dayanmıyorsa ve kitleler bu yükü kaldırmazsa kulüplerin geleceği yok. Yani ben bir yıldır başkanım, bir buçuk yıl önce de yöneticilik yaptım. 2,5 yıldır bütün mesain para aramak. Böyle bir kulüp yönetilir mi? Sponsor bulmak, para aramak. Ya ben kitleye dayanmak istiyorum. Nihayetinde eğer bu kitle takımıysa, yüz binlerce taraftarı varsa ve bu tarafta ben şuna görüyorum. Nihayetinde bizim taraftar kitlemiz gelir seviyesi düşük insanlar. Ama Ankara'da gelir seviyesi düşük insan. Nihayetinde bu insanlar bir markaya sahip çıkıyorlar. Zamanlarını harcıyorlar. 90 dakika bağırıyorlar. O bağıranların, zamanları harcayanlara destek olmak Ankara ticari hayatının sorumluluğunda. Ankara sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğunda. Birileri onların yapacağı şeyi birileri yapıyor. Onlara destek olması lazım. Biz 19 Mayıs açıldığında o ilk sezon inşallah 40 bin kombineyle çıkmak istiyoruz. Ve kulübün bütün mali yükünü kaldıracak satış rakamlarıyla beraber. Vereceğiz lokman ekmeği. Sağlık sponsorluğu 100 tane de kombine alacaksınız. Taraftara vereceğiz diyeceğiz. Veya A şirketine diyeceğiz. Şu şirkete vereceksiniz.